Avrupa Gecesi'ne hoş geldiniz değerli izleyenler. beşiktaş kulüp Brüj maçında artık son anlar oynanıyor. kulüp Brüj 5-0 önde ki e, maalesef eğer maç böyle biterse e, Beşiktaş tarihinin iç sahada en farklı mağlubiyeti gerçekleşmiş olacak. Fenerbahçe az sonra Nürnseland deplasmanında olacak yaklaşık 25 dakika sonra o maçın da ilk 11'leri belli oldu. O maçın 11'lerini de tabii ki sizlerle paylaşacağız ama e, artık maçta son saniyeler artı bir işaret edilmişti. O e, bölümde de son birkaç saniye oynanıyor ve Gözler artık maçın hakeminde olacak. Evet son düdükte geldi ve Beşiktaş konferans liginde grubundaki 5. maçında kulüp bürcüye sahasında 5-0 çok farklı bir şekilde mağlup oldu. Biz de Cem Pamiroğlu, Şenol Usta Ömer ve Gökhan Keskin ile birlikteyiz. Yani adettendir hoş geldiniz diyeceğim ama maalesef hiçbirimiz için tabii şu ana kadar hoş bir akşam olmadı. Hoş gelmedik, hoş bulmadık. Gökhan'ı bulduk. Yok yok bazı maçlar var yani unutulmak içindir. Hakikaten İşte ee, işte bundan Lugano maçını oynadık. 2-0 öndeyiz. 70'ten sonra 3-2 verdik. Evet. Çok kötüydü. Şimdi bugün kendi sahamızda 5-0 gibi sonuç yani. yani, resetlemek lazım. Var ya bir bilgisayara reset atıyorsun her şey format yeniden başlıyor. Beşiktaş takımını hakikaten resetlemek lazım. Hocam aslında o resetlenme ligde olmuştu. Yani üst üste gelen iki galibiyetle Şöyle yani düşün. Tamam, bir anda bahar gelmedi Beşiktaş'a ama en azından Ömer, hani bir hava Ömer, gelmişti. Şu var, yok hava. Ne oldu? Ne kötü oyunu? Hani bir şekilde mücadele ederek iki tane maçtan sonuç aldın. Şimdi Başakşehir maçını düşün, bir sıfır aldın, mücadele ettin, maçı kazandın. Oyun anında bakıyorsun bir şey yok. Şimdi ondan sonra oynadığın maça bakıyorsun, gene İTKK maçı alıyorsun, kötü bir oyun. Sonuçlar açısından iyi ama oyun açısından soru işareti. Ha burada suçlu arayacak olursan geriye dönüp bir sürü suçlu var. O kadar şey ki yani makinenin dişleri bir türlü oturamıyor yani. Transferlere bakıyorsun kimsenin sahiplenmedi ama yapılan büyük paralar ödenen transferler var. Evet. Ortada kimse yok. Bakıyorsun sezon başından beri sakatlıklarla takımın başı belada bugün yerinde oynamayan belki 3 tane adam İlk defa yerle ne dönüyor işte. Onu stoperde deniyorsun. Tayfun'u sağ bekle deniyorsun. Devamlı şekilde bir arayış var. O da yeterli değil. E şimdi e, maça bakıyorsun. Karşında iyi bir takım var. Ha, oradaki maç belki bu sonuçla bitseydi bu kadar şaşırmayacaktık. Orada Bürüş 5 tane maç oynadı grupta. Bir tane beraberliği var. O da Beşiktaş'a karşı 4 tane galibiyeti var bugünle beraber. İyi takım. Baktığın zaman Hedefine hemen hemen ulaşmış bir takım. Beşiktaş burada hedefsiz kalmış. Şu anda kendi iç problemleriyle uğraşıyor. Bir başkanlık yarışı var. Bir seçime giriyor. Cumartesi günü çok önemli bir seçim var. Önünde pazar günü çok önemli bir seçim var. Bu arada takım mümkün olduğu kadar yukarıya tutunmak zorunda. Bu da iyi oyunla değil. Aldığın sonuçlarla. Beşiktaş takımın ligde onu yaptı. Son iki maçını kazanarak elde etti sonuçlarla yukarıya tutun. Ama oyun açısından fazla güven vermedi. Ne yapıyor? Gelen... Futbol takımını ayağa kaldıracağız diyor. İki tane başkan adayımız var. İkisi de futbol takımını bir an önce ayağa kaldırmamız lazım diyor ki bugünden sonra bunun hakikaten acilen yapılacak transferlerle. Çünkü oyunculara bakıyorsunuz enteresan bir şekilde yani hakikaten gitmiş. Hakikaten bitmiş bir takım yani sağ içinde iletişim diye bir şey yok. Kimin kime pas attığı belli değil. Yani Rızacı'ya da üzülüyorum burada sadece yaptığı şu. Bir tane maça ter idmanıyla Başakşehir maçına çıkıyor. Ondan sonra direkt milli takım arası daha hiçbir şey hazırlanmadan kimsenin idmana çıkmadığı, herkesin sakatım diye kaçmaya çalıştığı bir ortam. Peşine tutup kazandığım bir maçta peşine hemen Avrupa Kupası oynuyorsun. Ankara'ya deplasmanına gidiyorsun. Bu ortamda seçim olacak. Ankara gücü maçından sonra da oynayacağım Fenerbahçe maçı var. Ligdeki durumunu belirtiyor. Ama şimdiden başkan adayları Yapacakları transferleri açıklamaya başladılar. Esasında oyuncular için de zor bir konum. Niye? Takımın ruhu bitmiş. Yönetici iki tane başkan adayı var. E sonuçta bunların da tercümanı var. Bir şekilde anlatıyorlar. Ne diyorlar? Devamlı şekilde transferden, devamlı şekilde transferlerden. E i̇htiyacı var mı? Var tabii ya. Yani Beşiktaş takımı kendi sahasında 5-0 yeniliyorsa... Hakikaten oturup düşünmek lazım. Ben üzülüyorum. Yani hoca adına da hakikaten üzülüyorum. Kolay bir zamanda Zor. gelmedi. Takıma baktı. Takımın hepsi sakat. Herkes kaçmaya yer arıyor gibi. Yani kimse sahada sorumluluk almıyor. Herkes toptan kaçmaya çalışıyor. E bugün seyirci haklı. Gelecek olanlar haklı. Herkes haklı kendine göre. Hala biz futbol takımından şu anda bakıyorsun. Bir beklenti içindesin ama olmak da zorundasın bu takım devre arası transfer dönemine kadar bu oyuncularla gidecek. Sen eğer yukarıya tutunmak istiyorsan onun için diyorum bu maçı resetleyeceksin, unutacaksın. Nasıl oynadın Lugano maçı 2-0'dan 3-2 verdin unutman lazım dedik. Unutman lazım doğru. Bunlar orada kalacak. Yani unutulma dedim resetlemek lazım. Futbolcu önündeki maça bakmak zorunda. Bu da bugün unuttum bunu yönetim işte seçilecek pazar günü başkan belli olacak. Ama devrasına kadar transfer dönemine kadar bu oyuncularla gideceksin. Bu oyuncular da mümkün olduğu kadar oynadıkları maçları kazanmak zorundalar. Hani kendi kişilikleri için ya. Evet şu anda başka bir yol haritası Beşiktaş için görünmüyor. Ee, Şenol Hocam sizinle devam edelim. Şimdi bugün kadroya baktığımızda maçtan önce Cenk, Chamberlain, Rebic, Abu Bakar. Hani <laughs> genel görüşte şuydu yani Rıza Hoca bu maçta da önem veriyor. Evet Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı yok ama İyi bir 11 çıkarmış ve Beşiktaş'ın da iyi işler yapacağı yönündeydi ama sahaya bunun en ufak bir yansıması bile olmadı. <laughs> ya Onur, Beşiktaş için söylenecek hiçbir şey ben bulamıyorum. Yani şunun için bulamıyorum. Ya burada şu 11'i iyi seçmiş diyorsun sen. Beşiktaş takımını zaten Yo, iyi yok yok, şöyle hani herkes kazanmak için yani kazanmak için 11 bir 11 yani. seçmiş. Tabii. Yani sonuçta mevcutların içerisinden iyisini seçmiş. Doğru söylüyorsun sen. <laughs> yanlış bir şey söylemedin, telaffuz da etmedin. Ya ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ya yönetim, diğer yönetim vardı, istenmedi gitti, istifa etti. Hoca vardı, istenmedi gitti, istifa etti. Ya kardeşim, siz bu Beşiktaş'a transfer oldunuz. E, dünya paralar kazanıyorsunuz. Yani geldiğiniz yerde bu kadar para kazanmıyordunuz. Geçen sene bu ligin en iyi takımlarından birisi Beşiktaş'tı. Doğru, Onlardan ya. giden bir stoper size var. Başka giden yok. Diğer oyuncular hep hepsi burada. Var. Ya şimdi iki de bir hep aynı hikaye. Beşiktaş'ın ruhu Gökhan dediği doğru, evet. Ruhu gitmiş. Fiziksel olarak bir sahada duruşları var, o kadar. Yani fizikleri sahada. Ruhları yok, akılları başka bir yerde. Ama böyle bir futbol takımı olamazsın. Takımın hocası da olmasa, başkanı da olmasa, geçici de olsa, yönetimi değişmek üzere de olsa. Eğer biraz karakter ortaya koyacaksan, oyuncular açısından söylüyorum, oyuncu karakterini oyun sahaya koyacaksan ki bunu daha önceki dönemlerde geçen sene ikinci yarı itibariyle sezon sonuna kadar koydu. Sezon başına iyi başladılar. Ya bir şey de siz yapın kardeşim. Yani şu takımda bir şey yapmamak için uğraşan futbolcular var. Mücadele etmek için değil, mücadele etmemek için uğraşan oyuncular var. Ben bu oyuncuların mantalitesini anlamıyorum. Yani bu paraları almaya geldiği zaman gidiyorlar hepsi. Kulübün maaşı zamanı geldiği zaman maaşını alıyorlar. Bugüne kadar da değil mi Gökhan Beşiktaş'ta hiçbir sorun olmadı maddi olarak. Ya sen söyledi, işini yani yapıyorsun. Maddi olarak sorunumuz yok. Ömer işini yapıyorsun. Sen eğer karakterli bir oyuncuysan, eğer futbol ahlakının üst düzeydeyse, sen işini yapmak için sahaya çıkıyorsan, sen türbinleri zaten türbinler sana bağırıyorsa, sen koşmadığın için, sen mücadele etmediğin için bağırıyor. Beşiktaş takımı iyi oynasa, iyi mücadele etse, koşsa ya kötü koşamazsın. Kötü mücadele edemezsin. Ha kötü oynayabilirsin. O ayrı bir şey. Arkadaşına pas atamayabilirsin, şu olabilir. Ama bir mücadeleyi görecek taraftar ya sen sahada bir öngörünü ortaya koyacaksın, kaliteni ortaya koyacaksın. Ya bu kadar kalitesi bir takım değil gerçekten Beşiktaş takımı. Baktığınız zaman birey birey hepsinde kalite var. Ha bir bir takım sakatlıkları var. Bu sakatlıkların arkasına sığınmasına da hiç kimsenin gerek yok. Oynayan oyuncular da Beşiktaş'ın oyuncuları, al Fenerbahçe'de de sakat var. ona rağmen düşe kalka gidiyor. Ama yani ben Çok sakat oyuncum hocam, var. Olsun, sakatlık da olsa şu kadro kulüp düzeyinden kendi sahasında 5 gol yiyecek. Bir ya 19 takımını veriyor. koy. O 19 beş takımını be. koy 5-0 bitmez hocam. biliyor musun? O takım çünkü bir bütün taze beyin genç beyinler orada sırf savunma ağırlıkta oynasalar bu kadar gol yemezler. Aslında bugünkü cananla bir değerlendirme alayım sonrasında devam edeceğim. Bugünkü Bugünkü özür dilerim ya, Hocam. Lütfen. Bugünkü planlama esasında planlama ortada. Siz stoper arıyorsunuz. Şenol Hoca ısrarla stoper istedi, değil mi? O stoperlere bakıyorsunuz. Koli, Beyli, Amarte. İşte Tayyip aldı, sakat Emrecan'ı aldı. Talihsiz bir şekilde sakatlandı. Necip Bundan önünde en fazla belki stoperde oynayan oyuncu. Siz buraya kapatmak için, bu açınızı kapatmak için 3 tane oyuncu alıyorsunuz. İyi de para veriyorsunuz. Bugün gelinen noktada, hani Necip'i mecburen oynatıyorsunuz ya her yamada, oraya koyuyorsunuz. Bugün Necip cezalıydı. Herkes Necip'i aradı ya. Yani defansta Onur Sabek oynayan bir çocuk. Sağ önde oynadı. Bugün stopere çekti. Diyeyim, yani yenilen gollerde de hatası vardı. Yani hatası yok demeyeceğim ama bir şekilde planlamanın yanlışını götürürsün. Üç tane sayısı yolluyorsunuz. Bugün sayısı mumla arıyorsunuz. Hocam 30 Kasım'da Beşiktaş pandemi, 30 Kasım'da Onur ve Koli olur mu? İşte buraya geliyorum. Yani planlamanın bak ne kadar yanlış olduğunu söylemeye. Sayısı yolluyorsun. Defansın patronunu yolluyorsun. Bir şekilde gidiyor anlaşamıyorsun. Koli alıyorsun. Koli çarpışıyor. İşte Beyli sakat ortada yok. Amarty sakat ortada yok. Ne oldu belli değil. Ve bir de bu oyuncular Ocak ayında hepsi şeye gidiyor. Afrika Kupası'na gidiyor. Galiba. Planlamaya e, bakıyorsun. Birkaç oyuncu şu anda e, tribüne yakın bir noktada sahada görebildiğim kadarıyla 5 hatta 6 Beşiktaş oyuncusu var değerli izleyenler. Chamberlain'i görüyorum. Jetson'u gördüm. E, sanıyorum birkaç oyuncu taraftardan özür diliyor. Yani tam olarak ekrana yansımadı ama 6 Beşiktaş oyuncusu vardı. Ee, zor bir gece, hepimiz için zor bir gece. Cem Hocam, şimdi maçı beraber izledik hocam, tabii 5 golün e, bir çoğunda hata var Gökhan Hoca'nın da söylediği gibi ama mesela bir dördüncü gol var ki hani ayak uzatan yok, omuz koyan yok, zorlayan yok, rakibinin pozisyonunu hani daha zora düşüren yok, yani mücadele yok Şenol Hoca'nın söylediği gibi siz neler söylemek istersiniz? Şu anda nereden tutacağız, nereden başlayacağız onu bilemiyorum gerçekten. Yani o kadar tutulması gereken ve de o kadar konuşulması gereken yerler var ki Beşiktaş takımında. Şenol Hoca da, Gökhan Hoca da gayet güzel hepsini izah ettiler. Yani sahanın içi başka bir alem, sahanın dışı başka bir alem. Şimdi dediği gibi devşirme ve yava yaptığımız Necip'i arar hale geliyorsun. Stoper olarak sezon başından beri bir sıkıntı var. O sıkıntıyı bir türlü gideremiyorsunuz. Ve gruplara başlarken de konferans ligindeki bu gruptaki Beşiktaş'ı hepimiz de, favori, de favori gösteriyoruz. Ama biz favori gösterirken Beşiktaş'ın o kendi gücünü geçen seneki hakikaten Şenol Hoca ile başlayan evet önümüzdeki sene şampiyonluk adaylarının en büyüğü belki de Beşiktaş'tır. Neden? Bize o orta saha işte Gesson, Fernandez, Amir, Salih. Salih üçlüsünün inanılmaz bir performansı birlikteliği, Şenol Hoca'nın gelmesiyle başka bir kimliğe bürünen bir Beşiktaş hepimize bu lafları söyletti. Fakat Beşiktaş sezona başladıktan sonra bu düşüncelerimizin hepsi erimeye başladı. Kaldı ki bir hemen e, tabii kongre kararı. Kongre kararından sonra gelinen futbolculardaki takımdaki e, antrenör değişiklikleri, Özellikle de ben Şenol Hoca'nın gitmesiyle belki Şenol Hoca devam etmesi mi gerekirdi e, kongreye kadar daha mı doğru olurdu? E, Burak Yılmaz'ın ikinci bir Şenol Hoca'nın yerine e, e, elini aldığı görevi e, bir şekilde tabii yeni başlamanın getirmiş olduğu bir takım hem acemilikler hem bazı tutarsız şeylerden dolayı e, tam yerine oturtamaması. aklı olarak yani onu yermek için söylemiyorum hiçbir zaman için yeni başlayan benchten gelip birdenbire sahanın içinden gelip teknik adamlar soyma kolay bir şey değil. Bugüne geldiğimizde de evet Rıza ile beraber ligde çok iyi bir yere gelmeye çalışan en azından bir hocanın bütün o toparlayıcı ruhunun dinamizminin altında yavaş yavaş bir ruhunu hocanın takıma yansıttığı görüldü. Fakat Beşiktaş'ta bence bir türlü sorunun giderilemediği bir yer var. Sakatlıklar. Bugün de Tayfun sakatlandı. Her maçta bir tayfun. sakatlık var. Herkes de, de bir ayağın arkasını tutuyor. Arkasını tutuyor. Hep ayaktan ve adele e, gerilmeleri, adele atmaları. Sadece Beşiktaş'ta atma, değil hocam. Ya, yani. Şey oraya da geleceğim. Bayağı bir yani adele Nerede sakatlıyor. Bahçede tamam. de var bu iş. İşte Galatasaray'da da oldu işte sezonu. Ama dediğimiz gibi hepimizin ortak görüşü. Ya 12. 13. haftaya gelmişim. Bir bakıyorsun şeye, açıkla, e, kadroya. Yedeklere bakıyorsun, sakatlara bakıyorsun, toplamından daha fazla neredeyse. Yani bu durumda tabii bir teknik adam olarak nasıl işin üstesinden, üstesinden gelirsiniz kolay değil. Ee, zorluklar geçiliyor. E, bu arada tabii bir e, kongre kararı var, e, kongre adayları var. Sayın Serdar Adalı, e, Sayın Hasan Arat. E bugün işte bizim programımızdaydı Sayın Serdar Adalı. Yarın yani Hasan yarın başkan Hasan Ağa başkan var şimdi saatin siz söyleyelim. Siz burada 5-0 gibi içeride bir çok önemli bir maçta mağlubiyet alıyorsunuz. İşte öncesinde bir başkan adayı konuşuyor. Ertesi gün Hasan Aratko yani kolay bir şey değil bunlar ya. Bu, bu süreci idare edebilme. Yani Beşiktaş camiası, Beşiktaş taraftarı ya diyecek ki biz 5-0 mağlup olduk. Öncesinde bir başkan adayımız belki yarın öbür gün öncesinde bir toplantı yapıyor. Ertesi gün e, başka bir başkan adayı tekrar e, konuşma yapıyor. E, ama takım 5-0 malum. Yani o kadar böyle bir dengesiz bir giden bir süreç var ki e, Beşiktaş'ta bir taraftarı türbünde ister istemez. E, futbolcunun zaten yani her şeyi bir tarafa bırakıp futbolcu kardeşim senin işin bu. Çıkacaksın, oynayacaksın. Orada başkanlık seçimi olur, orada hoca değişimi olur. falan. Sen profesyonel olarak e, paranı aldığın süre içerisinde sen en iyisini vermekle yükümlüsün. Maalesef futbolcular da böyle bir e, ruhen, bir çöküntü içerisinde. Takım içindeki o e, fizik kalitede de e, düşüşlük var. E, Fener e, Beşiktaş bunun altından e, nasıl kalkacak? Hepimiz için, herkes için, bütün futbol severler için, özellikle Beşiktaş camiası taraftar için büyük bir soru işareti. Hepimiz işte Beşiktaşlı gazeteler, bir sürü arkadaşlarımız var. Dolayısıyla hepimize de yazıyorlar. Ya hocam şu da şöyleydi, bu da böyleydi, şunu da söyle, bunu Cem da abi, söyle. Cem abi Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin bir tarafı çok benziyor. İki takımın da stoperleri sakat. Evet. Çok garip olan o değil mi? Evet, Aslında temel görevi yapacak yer sakat iki takımda da. Fenerbahçe bir yerde onları yine bazı opsiyonlarla beraber halletmeye çalışıyor ama Beşiktaş o stoperde Gökhan'ın da senin de söylediğin hocam, gibi necibe ihtiyaç. Planlama farkı farkda. Ama var işte yani, onu diyorum onu işte yani. nedense bir anda o stoperler sakatlanıyor. Enteresan stoperler sakat mı geldi? Nasıl evet. geldi? Birisi oynuyor sakatlanıyor. Beşiktaş'ınkiler değil mi? Sezon başı evet, şimdi, sakat gelen var. Yine çok konuşulmuyor ama şimdi Erik Bayli son iki maçtır yine yok. Yani neden olmadı çok fazla. Bir maç var mı? Hani, maç yok. Takımda tamam. şu anda biraz karışık olduğu için konuşulmuyor ama sezon başında herkes söyledi. Söyleyince taraftarların bir kısmı da kızdı ama işte Eric Bailly bugün takımın en ihtiyaç duyduğu anlarda yine ortada yok.